15 Ekim 2016 tarihine başlayan av sezonu sona erdi. 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na göre 8 Ocak 2017 tarihinden itibaren birçok hayvanın avlanması yasak kapsamına alındı. 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na göre 15 Ekim 2016 tarihinde başlayan av sezonu sona erdi. Merkez Av Komisyonu Kahramanmaraş İl Temsilcisi Ali Haydar Doğan, yasak kapsamında tavşan, keklik, bıldırcın, üveyik ve tilki gibi hayvanların avlanmasının yasak kapsamına girdiğini belirterek, domuz ve ördek avında ise sezonun devam ettiğini söyledi. Şu anda yurt genelinde çil keklik, kınalı keklik, tavşan, bıldırcın, üveyik, tilki avı tamamen kapanmıştır. Şu anda ördek türlerimizin avı devam ediyor, domuz avının avı devam ediyor. Bizim bölgemizde şu anda Elbistan bölgesindeki avlakların içerisinde her türlü av kapanmıştır. Peki yasaklara uymayarak avlananları neler bekliyor? Yasaklara uymayan avcılara 1500 lira idari para cezası ile avladıkları hayvan adedince para cezası uygulanacak. Merkez Av Komisyonu Kahramanmaraş İl Temsilcisi Ali Haydar Doğan, yasaklara uymayarak avlanmaya devam eden kişilere 1500 lira idari para cezası ile avlandığı hayvanın adedince tazminat cezası verilecek. Ava gittiği zaman zaten bizim bir idari cezalarımız var, bir de tazminat cezalarımız var. Bunların fiyatları, vurdukları ava göre, şekline göre bunlar farklıdır. Şimdi şu anda tavşan avıyla yakalanan bir avcımızın otomatikle zaten 1,5 milyarın üzerinde idari cezası olur zaten. Ayrıca da vurduğu avın tane başı 500 liradan hesap edilir. Kahramanmaraş ilinin tamamında av cezası olarak kesilen ceza 92 milyar civarında. Tazminat cezası olarak da 52 milyar ceza olarak kesildi. Yani aşağı yukarı 150 milyarın üzerinde kaçak avda yakalanan avcılarımıza verilen ceza budur.